Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için Derby 3 ile tıraş olacağım. Derby 3 biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ben 2 tane paket almıştım, söylemiştim. Hatta bir önceki tıraşı da ben Derby 2 ile yapmıştım. Bu sefer de aynı zamanda almıştım ikisini beraber. Derby 3 ile tıraş olacağım. Adından anlaşılacağı üzere üçlü bir tıraş bıçağımız var. Ve bu 10'lu bir paket. 23 liraya aldım ben. Şurada görüyoruz 10'lu olduğu yazıyor. 23 TL'ye almıştım. Yani 2.3 TL falan geliyor her bir makinemiz. Ne diyor? Oynar başlık diyor. Kaynaklaştırıcı bant diyor. 3 tane de işte şeydi, şurada yazıyor işte hepsi. Şuralardan bakarsınız siz de aldığınız zaman. Fiyatı makul. Hani 2.3 TL'ye makul. Özellikle bu tarz ürünler böyle, ben hani hep söylüyorum, askerde böyle daha hani tüketimin çok olduğu ama maliyetleri düşürmek istenilen yerlerde önereceğim ürünler bunlar. Şöyle bir açalım. Bu arada tıraş videoları çok güzel gidiyor. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Kanaldaki en çok izlenen videolar bunlar değil yalnız. Hani daha fazla olsun falan diyorsunuz ama en fazla bunlar izlenmiyor. O yüzden daha fazla olmayacak ama farklı sürprizler var. Planlamalar yapıyorum. Bunlarla ilgili bir tanesini çıkardım bu arada. İşte videoları sponsor almak falan gibi çalışmalarımız var. Olacak. Desteklerinizi esirgemeyin ama kanala abone olun. Bak şuradan çıkartayım. Ting tung falan yapacak şimdi. Şuradan çıkacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Orası önemli benim için. Daha doğrusu benim için değildi arkadaşlar. İşte bir şey istiyorsunuz ya mesela. İşte markayı, jiletten şunu istiyorsunuz mesela. Dediniz bunu daha önceki birkaç videoda. İstediğiniz zaman da işte böyle bir, hani kaç abonem var? 8800, 8900. Az diyorlar yani, açık söyleyeyim. O yüzden abone olalım, olalım, olalım. Şimdi açtık. Şöyle oyunlar başlıktı ama pek de oynamıyor yani. İşte bu kadar oynuyor. Oynaması bu kadar. Şöyle şöyle. Tabi bunlar ucuz ürünler. Hani değiştirilebilir değil. Kullan at diyeceğimiz ürünler. Sakalınız çok yoğunsa, ki benim çok yoğun değil bu arada, ve sertse bir seferde atarsınız. Değilse 2 kere, 3 kere, belki zorlarsanız 4-5 kere daha gider. Bilemiyorum. Benim de böyle yaklaşık bir hafta olmuştur. 6-7 gün oldu. 6 gün olmuştur. 5-6 günlük bir sakalım var. Fena da değil. Bunları bakalım ne kadar keseceğiz. Şimdi yüzümü bir ıslatayım. Köpüğü hazırladım. Proroso kullanıyorum bu sefer. Bazen Arco kullanıyorum biliyorsunuz. Bazen Proroso. Ve köpüğü de hazırladım bu arada. Onu da göstereyim. Bazen az diyorsunuz filan. Şöyle ucuz olan fırçamı kullandım bu sefer. Bu da köpüğümüzün hazır olduğunu göstereyim şimdi size. Böyle hazır. Yüzümü ıslatacağım. Ardından hemen tıraşa başlayacağım. Evet, yüzümü ıslattım ve geldim. Şu an karşınızdayım. Köpüğümüzü alalım. Proroso'muzu. Evet. Şöyle sürmeye başladık. Oh, bu da güzel be. Hep söylüyorum arkadaşlar. Klasik tıraşın keyfi başka. Klasik köpüğün keyfi de başka. Ama tabii vakit lazım. Böyle vakitlice çalışacağı yaptığınız zaman tıraşlar da güzel olacaktır. Ama her zaman o vakti bulamayabiliyoruz. Hayatı koşuşturmalı geçiyor malum. Hele ki büyük şehirlerde. Ben mesela İstanbul'dayım. Böyle her zaman böyle keyifli tıraş olamıyorsunuz ne yazık ki. Aceleniz oluyor, işiniz gücünüz oluyor. Sorumluluklarımız var hepimizin. Çoluk var, çocuk var. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki böyle, abi senin tıraş videonun terapi gibi diyor. Açıp açıp izliyorum diyor. Teşekkür ederim. Öyle olsun diye de uğraşıyorum. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Yorumlarınız varsa çekinmeyin, yazın arkadaşlar. Hani bazen ben böyle kızıyorum yorumlara. Hatta onunla ilgili video çektim bir tane. Ama boş yorumlara kızıyorum ben. Yanlış anlaşma, anlansın kimse. Yapıcı eleştirileri her zaman açıyorum. Derseniz ki şunu şöyle yap, böyle yap filan. Yazın yani bunları. Yapabildiklerimi, uygulayabildiklerimi yapmaya çalışıyorum. Tabii her şey mümkün olmuyor. Onu da söyleyeyim. Hayattaki gibi yani hani. Nasıl ki siz de her şeyi her zaman yapamayacağınız gibi, ben de her şeyi her zaman yapamayabiliyorum. Hadi bakalım, bismillah deyip başlayalım tıraşımıza. Evet, başladık. Çatır çutur aldı. İlk izlenim güzel. Tıkanma var mı? Bakalım. Şimdilik yok gibi ama. Daha bir sefer aldık tabi. Hemen belli olmayabilir o. Bu arada soranlar, bilenler vardır ama bilmeyenler için söyleyeyim. Ben tıraşları soğuk suyla oluyorum. Neden diyecek olursanız, tıraş bıçağını zorlamak için. Siz sıcak suyla olursanız daha rahat olursunuz, ki bence sıcak suyla olun zaten, o da ayrı konu. Ben burada test ettiğim için biraz zorluyorum şartları.
Evet. Tıkanma var mı? Tıkanma yok. Gördüğünüz gibi tertemiz. Şöyle yapalım. Tertemiz bir durum söz konusu. Evet. Alıyor güzelce. Çatır çutur alıyor vallahi, öyle söyleyeyim. Biraz soğuk suyla olduğum için hafif bir yanma yaptı. Özellikle şu bölgede. Ama güzel oluyor. Derbi iyiymiş ya bu arada. İkilisini de beğenmiştim ben, biliyorsunuz. Bu da fena değil yani. Hani fiyatına göre en azından. Şimdi fiyat neden önemli oldu arkadaşlar? Şimdi fiyatı uçtu. Şimdi mesela Fusion falan soruyorsunuz. ProGlide şudur budur. 150 lira, 300 lira falan gibi böyle fantastik rakamlar dolaşıyor. O yüzden mecburen böyle ekonomik şeylere de yöneldik ister istemez. Tabii ki onları da test ediyorum, etmeyeceğim değil. Hatta jilet bir videomu görmüş. 30 Ağustos'ta mı, 31 Ağustos'ta mı yayınlamışım galiba. Hangi video bilmiyorum da bakarım. İşte bize bir hediye mi olacakmış bana, bir şeyler diye söyledi arkadaşlar ama. Bakalım gelirse onlar ne gönderecekse artık, tıraş bıçağı falan herhalde, onlara tıraş oluruz. Tıkanma yok. Tıraş bitti gibi. Sizle konuşurken bir yandan da tıraşımızı aldık yani. Terapi bitmek üzere. Bedava terapi ya. Yani Türkiye'de de böyle bir kanal yok arkadaşlar. Tıraş videosu çekip de. Ama beni yakından tanıyanlar bazen diyor ya sen niye tıraş videosu çekiyorsun falan diyorlar. Bence güzel ya, eğlenceli yani. Bunlardan hani... Hatta bir arkadaş şey yazmıştı geçen bir videonun altına. Abi boşuna çekme, bunlar izlenmiyor falan. Ya izlensin diye çekmiyorum zaten arkadaşlar. Eğlence olsun diye çekiyorum. Bence eğlence de oluyor, bilmiyorum. Siz ne dersiniz yorum olarak yazın. Yani herkesi beğendirmek zorunda değiliz tabii ama. Ben biraz eğlencelik yapıyorum bunlara. Vallahi güzel oldu be. Cillop. Çok hoş oldu. Beğendim ben bu bıçaklıyı. Yüzümü bir yıkayayım. Şu köpüklerden bir alınayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet, bir tıraşın daha sonuna geldim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Nedir? Siyah kalbi bir tıraş oldu. Derbi 3. Cihaz burada. Ben beğendim. Tıkanma falan da çok fazla yok. O şeyi dengeli yapmışlar. Vallahi güzel oldu. Yani son dönemdeki bütün tıraş bıçaklarını beğeniyorum bu arada, farkındaysanız, ama bu hani fiyat performans olarak da çok güzel bir ürün. Yani 2.3 lira, 2.5 lira diyelim, hadi fazla fazla söyleyeyim. Çünkü zam geliyor her şeye, buna da gelebilir. Ben de yaklaşık bir 15-20 gün önce aldım. 2.5 liraya da bir şey değil yani diye düşünüyorum. Alın, kullanın, deneyin. Benim hoşuma gitti. Yani öyle söyleyeyim. Bana kaç kere gider bu tıraş bıçağı? Benim sakalımı gördünüz. Videonun başına çekerseniz olmadı, tekrar çekip şöyle fışt diye. Orada sakalı gördünüz. Orada ben 3 kere falan olur gibi geliyor bana, rahat. 3 kere 4 kere falan olur mu diye düşünüyorum. Şununla bence gayet başarılı. Paketten 10 tane çıkıyor söylediğim gibi. 23 lirada tanesi. Bir puan sistemim var. Şöyle kenara çekileyim. Şurada göreceksiniz. 1'den 4'e kadar kalp veriyorum. Ve bu ürün için verdiğim kalp alkışlarla beraber gelsin. İşte burada 4 kalp verdim. Çünkü güzel bir ürün. Hoş bir ürün olmuş. Fiyatı çok güzel. Tıraşı çok güzel. Benim hoşuma gitti. Söylediğim gibi benim sakalımı 3 kere falan alır. En az 3 kere alır. Üstünü bilmiyorum ama denemek lazım. 3 kere alır. Siz de kendi sakalınızın yoğunluğuna göre, sertliğine göre, işte durumuna göre artık kendiniz kabaca bir karar verirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte bir tıraş makinesini deneyimledim. Gerçek zamanlı bir deneyim oldu bu. Derbi 3'ü denedim ve gayet de güzel bir tıraş oldu. Ben beğendim. Öyle söyleyeyim. Fiyatına göre de çok iyi bir performans aldığımı da söyleyeyim. Bu arada bana destek olmak isterseniz birçok yöntem var. Bir tanesi, açıklama kısmında bir link veriyorum. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Affiliate link diyorlar bu
yabancıların söylediği havalı tabirle. Biz de işbirliği falan diyoruz. Oradan alışveriş yaparsanız bana katkıda bulunursunuz. Ben alışveriş yapmak istemiyorum ama sana yine destek olmak istiyorum derseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan bling diye çıkartırım şimdi. Kanala abone olmayı unutmayın. O benim için önemli. Bazen ben de yapıyorum bunu ama siz yapmayın. Hani bir kanalı çok seviyorum, izliyorum ama abone olmayı unuttuğum zamanlar olabiliyor. Unuttuysanız, olursanız çok sevinirim. O rakamlar önemli biliyorsunuz. İşte çok söylüyorum videolarda ama markalar onlara bakıyor. Kaç abonem var? Ha, 8 bin mi? Ha, iyi. Ha, işte Özgürcüğüm iyisin, hoşsun ama işte falan filan diyorlar. Destek olursanız sevinirim. Aynı zamanda isterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Orada da böyle farklı paylaşımlar, teknolojiyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Biliyorsunuz ben teknoloji konusunda biraz uzmanım ama bu kanalda biraz daha böyle eğlenceli şeyler de yapmak istiyorum. Trash video da bunlardan bir tanesi. Farklı farklı kategorilerde de videolarım var. Onları da yine kanalımdan izleyebilirsiniz. 15 gün sonra yepyeni bir trash videosuyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.